Dostlar merhaba. Yeni bir incelemede sizinle beraberim. Nokia 8 Shrek Go, Sony XZ3 ve Honor Magic 2'nin ekran testine hoş geldiniz. Burada ekranların renk kalitesine bakmış olacağız. Ne kadar parlak olduğuna bakmış olacağız. Birçok videomda zaten aynı tip testleri yapıyorum. Şu an gördüğünüz gibi wallpaper'ların üçü de aynı. Şöyle bir ayarlar menüsünü açaraktan beyaz ekranda nasıl gözüküyor, ne kadar parlak ona bir bakalım. Şu an benim telefon ekranında gördüğüm, Nokia 9'un ekranında gördüğüm en beyaz sanki Nokia 8 Shrek Go gibi. Aslında üçünün de tonunun rengi farklı, beyaz tonunun renkleri farklı. Şu an benim ekranda gördüğüm en kötüsü XZ3 gibi gözüküyor. Çünkü beyazı biraz böyle kararmış bir beyaz gibi. Fakat çıplak göze baktığım zaman yani çıplak göze baktığımda da evet XZ3 diğer ikisinden beyazı daha böyle bir kirli bir beyaz. Fakat ekran olarak gözüme en çok hoş gözüken Honor Magic 2 oldu. Gerçekten beyaz ekranı daha bir güzel. Sanki şeye bakıyor gibiyim. Bu arada ekran parlaklıkları %100 açık. Onları da şuradan açalım. Bakalım. %100 açık. Bir de şöyle bir şey var. Ekran. Şuradan. Evet. Şu professional moda getirirsek. Profesyonel moddaki beyaz da böyle. Süper canlı mod. Süper canlı modda kalsın. Honor Magic 2'de de böyle bir ayar var. Şuradan. Ring sıcaklığı canlı modda. Bunu da süper canlı modda bıraktık. Peki Nokia 8 Shrek Go'da böyle bir özellik var mı? Ekrana geldik. Gelişmişte böyle bir özellik yok. Evet. Daha sıcak mod, daha soğuk mod gibi bir mod yok. Soğuk renk, sıcak renk gibi bir mod yok. Bu ikisinde canlı mod var. İkisinde de canlı modda kalsın. Geri gelelim. Peki canlı mod olunca XZ3'te bir değişiklik oldu mu? Bana göre olmadı. Gene beyazı diğer ikisinden biraz daha kirli bir beyaz. Peki buradan çıkalım. Bir de resimlere geçelim. Bakalım resimlerde durum nasıl olacak? Şuradan evet. Şuradan ve burada. Şimdi burada aynı duvar kağıdı resimlerimiz var. Şuradan birinci olarak açalım ve sarı tonlarında durum nedir şöyle bir bakalım. Yani şöyle bir durum oluştu. Şu an Note 9'un ekranında XZ3'teki şuradaki sarıları görüyorsunuz. Patlamış beyaz renge doğru dönmüş. Bunun sebebini şöyle açıklayabilirim. Daha parlak bir renk olduğu için oradaki renkler patladı. Şu an çıplak göze baktığımda da XZ3'ün ekranı en parlak ekran olarak gözüküyor. Hani sarılar ben buradayım diyor şu an. Ve sarıların tam şu noktaları gerçekten çok patlamış vaziyette gözüküyor. Bunun sebebi canlı moda geçirdiğimiz için olabilir. Şöyle yapalım. Canlı moddayken değil de pardon. Canlı modda değil ama şöyle kapattık mı? Kapatmışız. Peki. Hemen ayarlardan, ekrandan şuradan süper canlı mod değil, standart mod diyelim. Bir de öyle bakalım. Değişen bir şey olmadı. Gene çok patlamış vaziyette. Profesyonel moda bakalım. Profesyonel modda da keza aynı şekilde. Tamam, canlı moda geri geliyorum. Canlı modda kalsın. Evet. Çok parlak bir ekranı var XZ3'ün şu ikisine nazaran. Çok patladı renkler. Yani çok sarılar çok fazla göz alıyor. Nokia 8 Shrek Go gayet güzel. Honor Magic 2 de çok güzel gözüküyor. Hani evet çok yüksek bir renk oranı yani çok parlak bir ekranı var XZ3'ün. Fakat Honor Magic 2 gözüme daha hoş gözüktü. Bir de ekran büyük olduğu için de böyle bir yanılgıya düşüyor olabilirim. Tam emin değilim ama.
bu kadar büyüyor. Bu da bu kadar büyüyor. Ekran boyutlarını tam ekran yapabilmek için böyle bir şey yaptım. Durum bu. Başka bir resme bakalım. Şöyle renkli bir resim olsun. Evet. Şu an benim Note 9'un ekranında gördüğüm hemen hemen üçü de aynı. Fakat gene XZ3 daha parlak bir rengi var. Yani XZ3'ün dostlar büyük ihtimalle ekranı çok daha parlak bu ikisine göre. Fakat gözüme daha güzel gözüken Magic 2 oluyor. Dediğim gibi belki göz yanılgısı olabilir. Ekran daha büyük olduğu için olabilir bu durum. Ama 2S3'ün kesinlikle nit değeri daha yüksektir bu iki telefondan. Peki buradan da çıktım. Böyle koyu tonda bir şeye bakalım. Mesela buna. Evet. Siyahların bol olduğu bir fotoğraf. Şimdi. Yani burada 8 Şeko bayağı bir geride kaldım. Tabii XZ3 daha parlak olduğu için şu an gözüme çok daha güzel gözüküyor. Keza Magic 2 de çok güzel gözüküyor. Ama 8 Şirekko'da yıldızlar neredeyse çamurlu gibi gözükmeye başladı. 8 Şirekko hani şu resimde biraz dağıldı. Fakat bu iki telefon XZ3 ve Magic 2 gayet güzeller. Hani şu resimde XZ3'ü tercih ederdim. Çünkü gerçekten daha parlak bir rengi var. O yıldızlar yanıyormuş gibi bir hissiyatı var. Bunun da o şekilde bir hissiyatı var. Fakat bu bir tık, iki tık daha güzel yıldızları göstermiş. Peki, başka bir tane daha resim açalım. Mesela böyle meyvelerimizi açalım. Hani şunu yapamıyorum bir türlü. Burada oluyor fakat bunlarda olmuyor ne yazık ki. O yüzden böyle tek tek açıyorum. Note 9'un ekranına baktığım zaman üçü de aynı gibi gözüküyor. Çıplak gözle baktığım zaman ise gene XZ3 daha canlı bir renk var. Honor Magic 2 daha böyle daha normal bir rengi var. Keza 8 Shrek konuda daha normal bir rengi var. XZ3 gerçekten çok fazla canlı gösteriyor renkleri. Aşırı bir abartı var. Hani biliyorsunuz bazı insanlar bu tip renkleri daha çok seviyorlar. Peki şu aslını hazır buradayken açalım. Evet, mesela şimdi burada zaten ekrandan da çok belli. En soğuk renk Magic 2'ye ait. En sıcak renk ve parlak renk XZ3'e ait. Sonra ikinci canlı renk olarak, sıcak renk olarak da Note 8 Shrekko geliyor. Yani renk canlılığında, sarılıkta öyle söyleyeyim, sarı tonlarda XZ3, 8 Shrekko ve Magic 2 diyebiliriz. Fakat şöyle bir durum var. Hani Magic 2'nin ekranına bakar bakmaz aslandaki aslanın tüyleri çok daha keskin gözüküyor, güzel gözüküyor. Şöyle büyütmeye çalışayım. Ne yazık ki bu kadar büyüyemiyor. O halde bunu da aynı hizaya getirelim. Ve şöyle kalsınlar. Bunu büyütelim. Bu da şöyle bir dursun. Evet. Böyle baktığımız zaman hani Note 9'un ekranından da bakmaya çalışayım. Note 9'un ekranında da gördüğüm kadarıyla Honor Magic 2 daha detaylı gösteriyor. Yani Honor Magic 2 evet XZ3 kadar parlak ve sıcak renkler vermiyor ama göze daha hoş gözüken renkler vermiş oluyor. Burada şunu denemek istiyorum. Standart moda getirip aslana bakmak istiyorum. Yani evet sıcaklık bir nebze daha düşük olmuş oldu. Peki bu moda bakarsak bu modda bayağı düşmüş oldu. Neredeyse birbirine çok yakın iki renk olmuş oldu. Bu modda devam edelim. Bu modda devam edelim. Çünkü diğer mod gerçekten çok sıcak.
renkler veriyor. Sarılar çok fazla sarı. Siyah tonunun olduğu bir resim. Ve sarı tonunun olduğu bir resim. Gerçekten şu an Magic 2 ile XS3 birbirine çok yakın renkler vermeye başladılar. 8 Shrekko tamamen diğer ikisinden ayrı kalmış oldu. Şimdi gelelim tercih meselesine. Tercih meselesinde ben burada XS3'ü tercih ederim. Neden? Çünkü o canlı mod ve normal mod ve profesyonel mod sayesinde ekran renk oranı bayağı bir değişiyor. Şu an normal moddayım. Bunun canlı modundayım. Mesela bunun normal moduna geçtiğimiz zaman ne gibi bir değişiklik olacak ona bakalım. Ekran nerede? Heh, pardon. Normal moda geçelim ve aslana öyle bakalım. Kaplana. Evet. Yani şu an bunun canlılığı buna göre düştü. Bunun normal modu, normal modda, bu da normal modda. Pardon, bu profesyonel modda, bu normal modda. Fakat daha soluk bir renk vermeye başladı Honor Magic 2. Ama Honor Magic 2 sıcak renk tonuna geçtiğimiz zaman, yani canlı tona geçtiğimiz zaman, pardon, canlı ve sıcak diyelim. Yalnız şöyle bir durum var. Sıcak dediğimiz zaman ekrandaki beyaz bayağı bir sarımtırak oldu şu an. Öyle bakalım. Yani şu an ikisi birbirine çok yakın. Fakat bunun sıcak rengine geçtiğimiz zaman, yani süper canlı moda geçtiğimiz zaman acayip sarımtırak çekiyor. Zaten bakın aslında şey, zaten bakın buradaki sarılar artık böyle patlamaya başladı renkler. Buna göre daha fazla beyazımsı vermeye başladı renkleri. Halbuki oralar sarı. Böyle bir fark oluşuyor. Yani o yüzden ben Sony'yi tercih ederdim. Çünkü Sony'de istediğim renk oranına ya da kişiye göre değişebilir. Kimi kişi çok canlı renkleri sevebilir. Kimi kişi de bu kadar canlı renkleri sevmeyebilir olduğu için, bunda bu seçenek olduğu için XS3'ün ekranını ben tercih ederdim burada. Şuradan beyaz ekrana geri gelelim. Bakın şurada sıcak, varsayılan sıcak renk. Beyaz ne kadar değişiyor? Mesela şu an çok fazla bu sevdiğim beyaz gitti, sarımsı bir beyaz oldu. Fakat bu modda kalacak. Benim gözüme göre, benim gördüğüm renge göre soğuk modda değil. Kesinlikle şu varsayılan mod kalacak. Canlı mod kalacak vaziyette. Şuradan gel yeniden ayarlara. Evet. Beyaz bu şekilde beyaz kalacak. Burada da süper canlı mod. Ya burada beyaz çok fazla değişmiyor fakat şurayı görüyorsunuz renklerin değiştiğini. Her renk, yani profesyonel modda daha soğuk renkler var. Standart modda biraz daha sıcak renkler var. Süper canlı modda ise zaten renkler artık uçtu. Yani sarılar acayip bir sarı, kırmızılar acayip bir kırmızı. Bunu da standart modda kullanmak gerekir diye düşünüyorum. Bunun beyazı da bu şekilde. Nokia 8 Shrekko'da ne yazık ki böyle ayarlar yok. O yüzden Nokia 8 Shrekko üstünde çok fazla durmadım. Fakat ekran kalitesi olarak da 8 Shrekko gayet güzel. Bu ikisinin yanında çok da şey kalmadı. Sadece az önceki o siyah yıldızlarda biraz şey kaldı. Geride kaldı bunların arasında. Yoksa şu an şurada bakıyorsunuz. Üçünün ekranında gayet güzel gözüküyor. Şimdi dostlar bir de dışarıda güneş vurduğu zaman ekran görünürlüğü nasıl, bir de ona bakalım. Nokia 8 Shrekko. Güneşi şöyle göstereyim. Güneş çok açık, çok parlak. Bulutlar arkasında değil. Evet, telefonumuzu açtık. Telefon arama kısmını açalım. Budur. Hiç program yok. Devam edelim. Şuradan wallpaper'lara girelim.
Biraz wallpaper'larda dolaşalım. Fena değil. Hani şu şekilde parlak resimler olunca, yani fonu açık resimler, fonlu açık renkte olan resimler daha güzel gözüküyor, fakat şu şekilde koyu olan resimler olduğu zaman görünebilirliği daha zor. Mesela şu an bu resmi neredeyse göremiyorum. Ama bu tip resimler çok net gözüküyor. Özellikle böyle çok açık resimler. Mesela burada şu kısım gözükürken şu kısım neredeyse gözükmüyor. Mesela şu baykuş, siyah bir resim. Sadece baykuşun gözleri ve burun kısmını görebiliyoruz. Diğer kısımlar zaten siyahtı. Mesela bu resim işte. Parlak bir resim. Gayet görünür. Telefon kısmı gayet gözükür vaziyette. Ayarlar kısmına gidelim. Bir ayarlarımıza bakalım. Yani fon beyazsa her şey çok güzel. Fakat fon koyu renkteyse şunun gibi görünürlük biraz zor oluyor. Fakat böyle beyaz renklerde gayet görünür. Evet, Nokia 8 Shireko. Evet, şu an dehşet güneş var. Gayet yeterli bir güneş. Şöyle dönelim ve Sony XZ3'ü açalım. Yani gayet görünür. Ben çıplak gözle çok net görüyorum. Telefon kısmını açalım. Beyazımız bu şekilde. Ayarlar kısmına gidelim. Gidebilirsek, evet. Ayarlar kısmı bu şekilde. Şöyle bir resimlerimize bakalım. Resimlerimizden önce şöyle bir menüde dolaşayım dedim. Menüyü göstereyim. Şimdi resimlerimize bir gidelim. Şuradan başlayalım. Güneşi iyicene arkama aldım. Şöyle hatta göstermeye çalışıyorum ama evet, bakın güneş şu an burada. Kamerada ne kadar iyi gözüküyor tam anlayamadım. Çünkü kameranın telefon ekranında parlıyor. Fakat benim çıplak gözle gördüğüm gayet yeterli. Zaten güneş altında gözükmeyeceğini düşünmüyordum ekran. Çünkü gerçekten çok iyi. Çok güzel bir ekranı var. Evet, yeniden buraya döndüm. Bu da telefon kısmı. Ve kapatıyorum. Sony XZ3. Honor Magic 2. Şöyle güneşi göstereyim. Bakın güneş nasıl vuruyor ekrana. Evet, telefonumuzu açalım. Gayet parlak bir ekranı var. Her şey çok net. Hani Nokia 8 Shireko'dan kat kat daha görünür bir hali var telefonun. Kesinlikle çok daha fazla görünürlüğü var. Şuradan bir resimlere bakalım. Yani çok dolaşmaya gerek bile yok. Görünürlük çok çok iyi. Gerçekten çok iyi. Çok hoşuma gitti. Çok parlak.
Şuradan bir de ayarlar kısmına gidelim. Evet. Fazlasıyla yeterli. Yeterli değil, fazlasıyla yeterli. Zaten şu an güneş biraz bulut, şimdi yeniden çıktı güneş. Güneş bir an için bulutlar arkasında kalmaya başlamıştı. Görünürlük arttı. Ama şu an güneş parıl parıl vuruyor. Gayet yeterli. Evet dostlar, umarım yardımcı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.